Merhaba sevgili seyirciler. Men'in sunduğu Oyna Devam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ee, ya artık <laughs> değişmeyen bir gündem maddemiz var. Hani her hafta en az bir bazen ikiye çıkan karşılıklı Galatasaray Fenerbahçe atışması ve en üst düzeyde, en üst perdeden. Ali Koç'la Dursun Özbek bu hafta yine birbirlerine resmi Konallarda bir de yani Ali Koç e, Yüksek Divan Kurulu'nda konuştu. Daha sonra e, e, Dursun Özbek DHA'ya özel açıklamalar yaptı. Sonra Fenerbahçe'de bir açıklama yaptı. Karşılıklı gene e, ciddi anlamda birbirlerini suçlayan ve açıkçası benim hani bu seviyede bu sorumlulukta bu toplumsal profilde insanlara çok yakıştıramadığım ifadelerle birbirine e, birbirlerini ve daha doğrusu takımlarını suçladılar. Ali Koç mesela şey diyor <laughs> Abi hani <laughs> yakıştıramadım derken baya ortaokul seviyesinde bir tartışma var. Şey, Ali Koç'un demecinde şey var. Bunları 10 pozisyonun 9'u lehlerine olsun. Bir tane alehlerine olduğunda yerle bir ederler ortalığı. Hani bize 10 9 tane gri pozisyon olur. Bir tanesi bizim lehimize çalınır. 8'i aleyhimize çalınır. Ondan sonra ortalığı velveleye verirler dedi. Ondan sonraki cümle bence daha belirleyici. Riyakarlık, utanma, üzülme, çekinme hiç böyle refleksleri olmayan bir camia. O kadar yani, utanma refleksi olmayan bir camia ki. Yani cami yani. Ne? <laughs> hani başkan, işte yönetici, işte oyuncu, bir tane teknik direktör yani bu adam öyledir. Ya da işte şu andaki yönetimi böyledir filan yani tamamı. Bir de bir söyleme. Yani ki Ali Koç'un akrabaları da var bu camianın içinde. Sıfatlar arka arkaya, riyakarlık, utanma, üzüme hiçbir yok diye. Daha sonra işte <laughs> bir başka İlginç ifade de işte kulüpler bize saygı duyarlar. Yani biz saygı görüyoruz, çok saygılıyız diye yani. İnsan, yani dünyanın en tuhaf lafıdır o. Saygı görüyoruz, biz saygı duyuyoruz. Bunu saygı verilir çünkü. Bir şey yapılmaz. Başkaları yani, söyler onu. Başkaları söyler onu. Bu cevap... arada Dursun Özbey'in cevabı daha da acayip. Ama şunu da söyleyelim. Şimdi bu açıklama yapıldıktan sonra medya dahil herkes buna cevap ver, buna cevap ver, buna cevap ver'e başladı. Yani... Dursun Özbey'e de Dursun Özbey'in de bunun altında kalmaması gerekiyor. Tabii. Zaten seviye olarak da yani nerede şeye geldi ya biliyorsun son dönemde herhangi bir tartışmada e ezan mı bayrak mı şeyi var ya. Tabii hemen o oraya hemen o. Oraya gelmiş bu da ya. Tabii bu de. ülkeyi kimse bölememiş işte. FETÖ Hayır, bölememiş. Acaba bölmek için mi geldi evet. başkan oldu? Yanılıyor olabilirim ondan sonra. O zaman patolojik bir durum. Yani ya bölmek için geldi ya hasta. Bu arada ya şey örnekler Cevap olsun. o. Bu ülkeyi FETÖ bölememiş, PKK bölememiş. Sen mi böleceksin falan? Ne abi ne anlatıyorsunuz ya? Hani ne, neyin tartışıyorsunuz yani? Ee, yani Dursun Özbey'in cevabı da inanılmaz kötü. Akıl almaz <laughs> ya. ya. söylemem lazım. Abi yani, bir kere. şey diyor ki bir kulübün başkanı federasyonla kavga ediyor diyor. MHK ile Ali Koç için söylemiyor Söylemiyorum ismini? Hı -hı. Tahkimle kavgalı diyor. Bütün takımlarla kavgalı. Olur mu böyle şey diyor. Sonra da diyor ki bak incide, incelendiğinde şurası çok net. Standartlarda bir sapma olmasaydı şu anda biz onların on puanı önündeydik. <gülüyor> <gülüyor> nerede sapma olmuş? Yani MHK ile kavga etmemen gerekiyorsa, federasyonla etmemen gerekiyorsa sapma nerede oldu? Yani trafik polisi mi yanlış yönlendirdi? Oraya gitti değil de buraya gitmedi dedi. Yani seviye bir de hani seviye düşebilir seviyeyi düşürebilirsin, çıkarabilirsin. Ama orada bir tutarlılık ve doğru oyun gerekir. Orada o da yok. Yani seviyeyi düşürürken orada hani picky blinders anladın mı? Orada da bir oyunun doğruluğu vardır yani. Burada o da yok yani söylediğin şeyler tutarsız. Ya mevkiyle niye kavga ediyorsunuz arkadaşlar? Kavga edecek hiçbir şey yok ama biz eğer doğru davranılsaydı 10 puan önde olurduk. E, sen niye kavga etmiyorsun o zaman? Ki ediyorsun zaten. Bu ama bu, bu şey zaten hani iki tür pazarlama tekniği vardır ya soft selling hard selling diye. Yani ya işte zorla bir şey ifade edersin ya da böyle hani çok yumuşak ifade ederek hani onun e, sempatisini istiyorsun. Bu biraz soft selling'e girmiş. Yani. yani ya aslında öyle olsaydı biz de 10 puan 10 puan önde olurduk ama artık ne yapacaksın deyip hani şey bir taraftan hani e, mesajı başka türlü vermeye çalışıyor gibisin. Ama abi burada yani iki de maçtaki de, iki de argümanlar baya baya ortaokul seviyesi bir tartışma var burada ya. Çok bence iyi davranıyorsun. Yani bunu söyleyerek. Ortaokul çünkü daha sap bir dönemdir. Doğru söylüyorsun. Bu, bunlar yani kendileri de söylediklerine çok inanmıyorlar bence. Ama sen şey söyledin ya işte e Ali Koç'un açıklamasından sonra herkes Dursun Özbey'in bir cevap vermesi lazım diye. Evet. Ya bu artık yani. Ama Ali Koç'a da birisi konuşsana diyor. Yani... yani o zaten problem oradan çıkıyor. Bu işin pardon çok söyledi ben daha sonra. Tam da onu söyleyecektim ben de. Yani Hı. Ali Koç'a da biri söyle ve sürekli bir şey söylemek zorundadır. Mecburiyeti ki, var. Mecburiyeti var Ama Ali Koç bu arada şey e, bu hani ahlaki yüksek konumu biraz koruyor gibi sürekli şey diyor. Karşı karşıya gelelim karşı karşıya tartışalım bunları diyor. Ee, onu sürekli ifade ediyor yani. Bu sefer yine söyleyeyim. Şimdi durumda. bak bu sene 2.60, 2.625 puan ortalaması takımların. Böyle bir puan ortalaması yok, olamaz yani. İki takımın. Tur bindirecekler neredeyse. Yani 63, altlarındaki 39'da. Yani tur bindirmek üzereler. Buraya çıkmışsın, iki, burada devam ediyorsun. Abi bunun satışı. Bugünün dünyasında bu insanlar aynı zamanda iş insanı. Yani Koç Holding'i anlatmaya gerek yok herhalde. E Dursun Özbek de bir iş insanı yani sonuçta oteller vesaire. Bu, bu kadar iyi bir yarış böyle mi satılır ya? Şimdi bak sana şimdi Super Bowl haftasına geldik. Ben bütün sezon <laughs> ilgilenmeyip Super Bowl haftasında <laughs> her şey sarıdan bir olarak. <laughs> Dünyanın yüzde <%60 'ı> gibi. <laughs> evet. İşte açılış gecesi vardı tabii. Yani biz öyle bir şey tabii iki yapamayız. Yani iki hoca bir araya seyirciler toplanmış iç içe oturuyorlar. Ee, iki hoca beraber çıkıyor, iki quarterback birlikte çıkıyor. İşte şeyler e, oyuncular teker teker pozisyonlarına göre beraber çıkıyorlar. Röportajlar yapılıyor hani Taylor Swift soruluyor falan. Anladın mı? Böyle <laughs> yani orada bir şey bu ala. birisi yuvalıyor, öbürsü diyor ki, hadi diyor ben bu yuvalamayı hazırım. Zaten bekliyordum falan diyor. Tam böyle bir şey tabii ki bu çok sahte. Bunu istemiyorum tabii değil mi? Ama abi bu böyle satılmaz. Ya bu da değil yani. Bu bir kan davası simülasyonu satıyorsunuz. Ve ya bunun müşterisi yok abicim yok yok anlamıyorum artık kalmadı yani. Artı Abi argüman kalmadığı için nelerden bahsettiklerini görüyorsun değil mi? Kendi içinde tutarsız bir sürü evet. şey var yani. Eskiden birisi bir şey söylerdi o ona cevap verirdi. Burada hani söylediğin şeyler daha bir satır öncesiyle bir satır sonrası çelişiyor. Bir dolu çeşkin. Ya MHK ile niye kavga ediyorsunuz? Sonra bizim elimizde belgeler var. Bu maçı böyle bitirmeyiz falan. Öbürsü diyor ki bilmem ne işte şu... Falan. Hiçbir tutarlılığı yok. Bak çok çok değerli bir durum var burada. Neyse ki kavga yürütüyor abi. Kimse kavga etmiyor memlekette. Ya yani bu saçmalığa Belki de burada mı emiliyor acaba enerji? Başkanlar bence, nezdinde. <laughs> bence çok yani bu şimdi herhangi bir yerde bu tip demeçler hani ciddi anlamda yankılanır. Fakat senin benim verdiğim tepkiyi veriyor bence insanlar. Değersizleşti artık. Abi o kadar sıra, sıradanlaştık. O kadar ha. normalleşti ki bu. Ha gene bir şey anlatıyorlar diyorlar yani. Abi, evet. Ben ben öyle diyorum abi. Gene gene ne anlatıyorsun diyorum. Bu sefer argümanları çok zayıf bulduğum için ve çok orta seviyesi bulduğum için biraz güldüm o kadar yani. Çok çok değişik. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela bu sene iyi futbol oynayan yani iyi futbol oynuyor iki takımda. Çok iyi oyuncular da var. Hani şimdi Va. nasıl oluyor böyle bir şey Cengiz'in attığı gol mesela falan. Yani Barış'ın attığı, Barış'ın yükselişi falan. Şu, bu adamlarla ilgili bu adamlar hiçbir konuşmuyor. Ya bu adamları konuşturun abi. Bu adamlar konuşsun. Bu adamlar satsın işi. Şimanski bir röportaj versin. Barış Alper gün, bütün günü nasıl geçti onu anlatsın. Tam tersi biliyorsun oyuncular... Ya biz Abdülkerim'i programa almak istedik. İsmail Yüksel'i de programa almak istedik. Tabii ki ayrı ayrı. İkisine de ya iki taraf ikisinde de sorduğum kişiler. Abi olur esasında filan dediler. Mümkün değil getirmem buraya. Çünkü konuşmasın istiyorlar anlatabildim Aynen. mi? Konuşmasın. Konuştum. Bak Volkan Demirel bütün bir kariyeri boyunca konuşmadı. Herkes nefret etti. Konuşmaya başladığı günden bir itibaren herkes aşık oldu. Ki bu analım depremden önce çıkmıştı bizim programı. Aa ne acayip adammış dendi. Bilerek istenerek bu e, kan davası simülasyonuyla halkı oyalamaya çalışıyorlar herhalde. Diğer şeyler görülmesin diye. Neyse ki hakikaten çok ee, değişik bir milletiz, hiçbir şey de olmuyor. Çok az oluyor ya da. Bu bunu satar yok abi. Bunu ancak, bunu ancak nasıl satabilirsin? İşte Katarlılara diyeceksin ki at abi 200 kağıt. Başka çaresi yok mu? Atacaksın 200 kağıt. Ateşle. Ateşle. Böyle satılıyor yani. Şey hatırlıyorsun 500 milyon dolarlık şeyi saatler süren az yıldırım. Bunun işidir yani ee, ihaleyi bu nasıl yapıyorsunuz abi bunu nasıl bunun bir ürün olduğunu düşünebiliyorsunuz yani İki, yani 2.625 e, puan ortalaması tarihte yok böyle bir şey 2 ile şampiyon olan var ya İki, bunu tutturmuş gidiyorsunuz böyle bir yarış var. Ve birbirinize bunları söylüyorsunuz. Bunlar çok. Biz bilmiyorum. bahsetmiştik ki o iki sene, iki sene önceki, pardon, üç sene önceki City Liverpool yarışına benziyor. Yani benziyor. o kadar yüksek standartta bir e, mücadele var. Ki yani tek bir beraberlik hakikaten ligin kaderini belirleyebilecek durumda. İnanılmaz yüksek bir e, puan ve oyun standartı konmuş. Evet. Ama kimse bahsetmiyor. Değişik bir davranış biçimi gelişti. Mesela maç kazanırken bile mağduruz. Penaltımız verilmedi, kırmızı. Zaten Futbol şöyle artık üç başlıklı konuşuluyor. Yani Cengiz o inanılmaz vuruşu yapıyor. O değil konu. Ya yani o kadar kısa mesafede o top, top, nasıl dönüyor? Onun üzerine saatlerce konuşmak, adama sormak, başka futbolculara sormak falan lazım ki Yani işin böyle olması lazım. O değil. Üç tane şey var. Rakip kırmızı kart neden görmedi? Bu offside çizgileri neden yanlış çiziliyor? Bizim penaltımız neye verilmedi? Vara, Vara Kemi neden 3 gün önce tayin edildi? Evet. Bir de üstte şimdi şey çıktı. Rakip oyuncu elini uzatmadı. Bilerek golü atmadı. Ya Samsun Spor Başkanı kendi 3 oyuncusunu bir açıya yani bir, bir ortalığa attı. Yani tamam hani Türkçesi çok İngilizce düşünüp Türkçe konuşan bir adam. Uzun süre yurt dışında yaşadığı için anladım ama o zaman konuşma abi. Şimdi bu çocuklar nasıl futbol oynayacak bir daha? Hakkımız var mı yani bu çocuklara bunu yapmaya? Ee, o konuda şey, e, o konuda bazen... Asıl sizin oyuncunuz o maçta bilerek gol atmamıştı. Bu oyuncu, siz işte Özgür Çek sizin kendi karesine gol atmıştı falan. Yani bir oy, spor, sporculuğu böyle bir şey zannediyor olamazlar. Buradan bir manipülasyon peşinde herkes yani. Ona gerçekten inananlar da var bu arada. Yani sadece sporcu anlamında değil işte eski, tek, eski mesela atıyorum Galatasaray'ın ya da e, e, herhangi bir takımın eski futbolcusu başka bir takımın teknik direktör olduğu zaman o, o takımın uydu takımı haline gelmiş olduğunu zannediliyor. Yani mesela atıyorum Galatasaray'da eski bir futbolcu başka bir takımda teknik direktörü o, tak, o takım artık o teknik direktörün yönetimindeki tam Galatasaray'ın uydusu gibi algılanıyor. O zaman önüne geç böyle bir şey varsa gerçekten. Ama bir şey yok o tamamen. Olabilir mi canım? Yani neden ahlaksızlığı bu kadar yani mesleki anlamda söylüyorum bu kadar normalleştirip benimsiyoruz ki? Şey ilginç eskiden ben şey diyordum e, bunu çok ciddi silah olarak koyuyorduk kulüp yöneticileri işte a şeye bak cambaza bak muhabbeti evet. yani kendi hataları ve olan biten e, olumsuzluklar yerine bir suni tartışma veya bir işte yani sapları var. Ha, hala safları... öyle mi? Evet. Abi şu anda işin iyice de başarı var ya işte senin söylediğin gibi. Yani iki takım da çok başarılı da, teknik olarak yani. Sportif olarak öyle. Sportif olarak Finansal öyle. olarak bilmiyorum ikisinin de durumları. Ee, finansal olarak ikisinin de durumunun hiç iyi olmadığı kesin canım o ayrı konuda. Yani Galatasaray'ın belki bir tık daha iyidir bu sene şampiyonlar liglerinden dolayı ama orta uzun vade için durum onlarda da korkunç yani. Yocaları işte iki sene sonraki yocaları satmışlar yani. Aman söylemi böyle şeyler. Sonra şey oluyor. <laughs> Problem oluyor. Galatasaray düşmanı oluverirsin bir de. ben mi sattım abi? Yapan utanmıyor, söyleyen mi utansın yani? Yapan düşman değil de söyleyen mi düşman oluyor? Ay Allah'ım yarabbim. Doğru değil mi? Doğru abi. E, doğru tabii canım. Yani. Ya ben o... yalan söylemiyorum yani. <laughs> ya ben de çok bildiğimden iyi anlıyorum. Yok yap. Yani, zaten açık bilgi canım. Açık bilgi koyacağım. yani. Hani, atıyorum bir, bir bilgi sızdırmış açıklanmamış bir bilgi. Bir şirket sırrını falan açıklıyor da diyelim açık bir bilgiyi ifade ediyorum. Hani iki sene sonraki gelirleri şimdiden tahsil etmişler. Bundan bahsediyoruz yani. yani Durumu bu. Öyle. Ee, burada peki şimdi sürekli şikayet ediyoruz da. Bu kan davası simülasyonu dedim ya bu. Hı hı kan davasında kim başlattı giderek çözülmez. O çözülebilir bir şey değil. Kim bitirecekle çözülür. Aynen. Evet. Kestik, bitti devam ediyoruz. Kestik, tamam abi. Bundan sonrasını nasıl yapacağız? Ve ondan sonra geçmişle ilgili ya sen kendi tarafın tamam abi bunlar kapandı la düzelirsin ancak. Kan davasını kim başlattığı bırak hani kimin bitireceği önemlidir ve bittikten sonra da tabii ki Geçmişi tamamen unutmazsın. Ama oturup geçmiş muhasebeyi yani sen bana işte. Hesaplaşması biter. Hesaplaşması orada biter. Ha onlar kayıtlarda durur. Orta uzun. Dönemle var. hesaplaşırsın aynı. aynen. Aynen. Ee, fakat söyledi Bizim şu kadar şeyimiz kaldı. E, olmaz. Şu, olmaz, o. olmaz o. Olursa böyle oluyor işte. Evet. Ee, Galatasaray bu arada ara transfer dönemi için iki tane transfer yaptı. Geçtiğimiz hafta. Ee, önce Fulham'dan Brezilyalı Santafur e, Carlos Vinicius'u aldı. Dün sahaya da çıktı Vinicius. Tabii hani çok ıı, tam takım olarak çıkmadığı için daha çok net geldi. bir şey söylemek mümkün değil. Bir tane hazır 10 oyuncunun ortasında bir yeni oyuncuyu yerleştirmekle işte zaten 6 oyuncu yeni değişik mevkilerde işte Berkan Stoper'de oynuyor onu bilmek mümkün değil ama yani Icardi'den forma almak kolay bir şey değil. 2 numarada da Zahan'ın olma ihtimali her zaman daha yüksek. Dolayısıyla bu bir derinlik transferi gibi duruyor şimdilik ee, alternatif pozisyon olamaz mı? Yani Yoksa santrfor oyuncu. Yani olabilir tabii de. E, ee, da, da oynayabilir. De. Artı e, sağ bekle de tabii sağ Beke ihtiyacı artık biraz oluşmuştur. E, oraya değil mi? Oraya evet. Oraya geliyor. Afrika Kupası'nda o hafta. 100 bin euro ya. Ee, yani maaşını kulüp herhalde ödemeye devam edecek. Bence hızlı bir şekilde bonservisle oyuncu almaya çalışmak ee, yanlış olurdu zaten. Bu devirde bulmak kolay, yani bu devirde bu transfer döneminde bulmak kolay değil. Hani 30 milyon euroya aldık. Hemen bir para harcayalım. Zaten 30 milyonun da yeri vardır birçoğunun. Yani bir takım ödemeler yapılıyordur. Bence beklemek zaten planda hani Ocak'ta başka bir transfer pardon Haziran'da başka bir transfere geçelim. Biz şimdiden, şimdi bizi idare edecek bir oyuncuyla devam edelim fikri eğer teknik heyetle onay verdiyse bence makul. Hızlı bir şekilde al, gelen parayı harcamak her zaman doğru sonuç vermiyor. Zaten sezon ortası transfer e, fırsatları ve pencereleri çok çok istisnai durumlarda şey pek olmuyor. Yok yani. olmuyor olmuyor. Yani. O yüzden e, ama, gayet gay, e, şöyle söyleyeyim ilk defa maliyet konusunda iyiymiş ya dedim hani kiralama sonuçta hani yani. şey değil ama Toplam iki oyuncu için 700.000 euro'ya iki tane transfer yapabilmekte. E tabii başı... açıklarını kapayacak mı? Bu da bunlar da derinlikten transfer olabilir yani. Direkt hemen direkt oynatırım diyebilir misin? Gelince formu görürüz. Oraya oynar da. Sağ bek için zaten hani Sa bir evet. açık oluşmuştu doğal olarak. E tabii. sol bek iki tarafta da açık. Evet. gittikten sonra olarak. Da... Galatasaray ve Fenerbahçe çok özel bir şampiyonluk rekabeti yaşıyorlar. Pek daha konuşulmasa da efendim ama gerçekten çok çok yüksek bir standart. Senin de söylediğin 2.60-2.10. Ee, diğer takımlarımız da biraz tabii çok da gölgede kaldı. Çok sorunlu sezonlar yaşıyorlar. Abi Özellikle ben kadroları mesela... şimdi işim bu olmasına rağmen dün mesela Karagümlü'nü seyrediyorum. Samsun Karagümrük, Samsun için. Aa bu nereden çıktı? O nereden geldi filan. Öyle bir şey var ki o oraya gidiyor, buraya gidiyor. Konya bir İstanbul Spor maçını seyrediyorum. Sonra Konya maçı seyrediyorum. Ya bunlar orada oynamıyor muydu filan. <laughs> Acayip dönüyor ve e, şeyler e, yani Beşiktaş ve Trabzonspor onar transfer yapsa şu anda itiraz etmem. Ya yani bu kadar transfer sirkülasyonunun içinde takımlar yarım yamalak hala. Bu arada antrenör, sürekli teknik direktörler de değişiyor. Baya sürekli bir değişim var ya. Evet. Durmaksızın ve sana şöyle söyleyeyim yani e, başarılı olanlarda bile gitsin şu antrenör diyenler var yani. Evet. <laughs> başarılı olan az olsa bile. Beşiktaş için bu sezon hani memnun olunabilecek çok az şey var ki hani gerçekten çok kriz işte Pendiye'ye 3-0 yenilmeler falan hani bu sezon için sportif anlamda e, çok yüzünü güldüren şey, şey olmadı siyah beyaz yani. camia ama e, herhalde şu anda Türk futbolundaki e, en büyük parlak yıldızlardan biri en ümit veren e, ögelerden biri yani, birelerden yani biri, biri değil, yani yani yıldızlardan biri değil yıldızı yani yıldız oldu. Bak Değil şöyle söyleyeyim. Semin Semih'in etkisi şu şu ana şu anda. Birkaç haftadır izlediğim futbolda. Atıyorum yani Salah'ı getirdin. Salah da atıyor. Bu kadar atar işte. Yani bu kadar ıı, acayip gol atar. Şu ana kadar... Yani şimdi bundan Semih, Muhammed Salah olacak sonucu çıkarılmasın. Salah'ı getirip koysan takıma Belki yani. Ondan da emin değilim. Çünkü ya burada bir topta oynanmıyor. Ben ne yapacağım? Sıkıldım da diyebilir adam. Acayip bir güç ve şut gösterisi var adamın. Yani bu yaşta bunu görüyor olmak çok hakikaten. Şimdi Arda gitti, oynayamıyor falan oynayacaktır. O da Ancelot dedim. Garibim oradan. Ya Türkler oynamasını bekliyor ama daha bu çocuk Genç, seni biraz bekleyin diye Türkiye'yi yatıştırmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> hani burada George Jesus'a oynatmıyorsun diye bastırıyorduk. Şimdi orada da niye oynatmıyorsun diye diye Ancelotti işi gücü bıraktı. <laughs> Türk seyircileri teskin ediyor. Ee, Semih çok başka bir şey yapıyor. Yani Arda, Boe, Boe de çünkü sonuçta senin parlattığın oyuncu. Türkiye'den çıkmış gibi değerlendirebilirsin. Burada evet. geliştirdin yazın Ferdi gittiğinde de her ne kadar Hollanda altyapısı olsa da burada değişti ve yapılandırıldı. Şimdi Türkiye'ye bakışta bir değişiklik olacak. Dolayısıyla semi bizim hani 50'ye yakın belki de 50 milyon eurolar kazanabileceğimiz oyuncu ilk oyuncu olabilir. Çünkü buradan oluyor artık onu anladılar. Ben Nihat Kahveci'den beri Beşiktaş'ta bu kadar bir oyuncuya heyecanlandığımı hatırlamıyorum ki Bence Nihat da bunu söyleyecektir. Semih'in girişi çok daha parlak oldu. Ve böyle bir takımın içinde. Ve çok çok Orada dağınık, da takım yokken yani. Çok dağınık. Hem teknik hem de psikolojik olarak çok yıkılmış bir takımda yapıyor bunları. Türk oyuncu gibi değil. Yani acayip güçlü. Acayip dengeli. Bu, yaş bu yaşta bu kadar güçlü olması da ilginç. tam çok, fizik, olacak, daha fizik tabii, tabii, de, yani. tabii ki. Yani, daha... Hani... Bu yaşta mesela Arda örneği güzel. Arda genç yaşında bile çok yüksek bir teknikte çok özel bir oyuncu olacağını evet. düşünüyordu. Ama ama fiziğin oturmadığı ortada en evet. azından. Abi Semih'te çok farklı bir durum var. Semih'in vücudu biraz daha tabii böyle bir e, daha kısa, daha geniş, kalça geniş böyle hani şey çok Bak. dengeli. Hı hı. Ama çok hızlı, çok güçlü yani attığı ikinci golde çekiliyor çekiyor. Çekerken ama yani şey fall denemez ona ikili mücadele. O sırada topu kontrol edip dengesini de sağlıyor. Yani cimnastik mi var acaba? Aykut Kocaman var bir şey mi var geçmişinden? Yani cimnastik mi yapmış onu merak ettim. Şeye daha yakın o. Judo'ya daha yakın. Çünkü güç hani verirken... Şey güç, bir tarafa güç verirken dengede kalmak ve hani e, istediğin bir şey yapmak çok zordur. Ve aynı zamanda acayip büyük enerji ister yani. E, Judo veya güreşe daha yakın o jimnastik çok. Jimnastik çünkü dengeyi bulmanı sağlar. Hani düşmemeni ve hani akrobasi yapma. Jimnastik akrobasiyle ilgili. Güç vererek dengede kalmak daha çok judo ve güreşin işi yani. Olabilir. Ya Aykut Hoca da hep söylenirdi ya hmm. gençliğinde. Aykut Hocaman. Ama Aykut Hoca bak dikkat et. Aykut Hoca çok akrobattı, çok dengeliydi He. falan ama güç vererek yapmazdı bunu. Yok. Değil, doğru söylüyorsun. Ama yani dönüşleri acayip dönmeler akrobasi var. akrobasi de Akrobasi ise iş ve denge ise tamam o, o at tarafı. Güç ve denge ise o biraz daha işte judo güreş e, şeyine giriyor. Çok heyecan verici de. umuyorum. Ee, sağ sağlıklı İnanılmaz sağlıklı heyecan verici. Şey. Çok çok. Yani yani Beşiktaş Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın maçı alabilmesinin oyuna oynaya hiçbir yöntem hiçbir yolu yok gözükmüyordu. Hiçbir yolu gözükmüyordu yani adam tek başına çıktı aldı maçı bitirdi. Beşiktaş Beşiktaş camiası içinde hani gerçekten çok üzücü bir sezon olsa da artık her maçta ayrı bir heyecan yaratıyorsun. Ben vallahi sadece Beşiktaş'lar için değil ayrı Yok bakıyor. herkes için öyle. Ama ben Beşiktaş özelinde yani milli takım kendi takımlarından beklentileri çok düştüğü için. Artık. Milli takım için de öyle tabi. Buradan Premier Lig'e e geçelim. Mutlusun. <gülüyor> Mutluyuz. <gülüyor> Mutluyuz. Çok acayip <laughs> maç oldu. Çok. E, e, hafta sonunda lider Liverpool Arsenal'e deplasmanda 3-7 yenildi efendim. Ve zirve mücadelesi bir anda karıştı tekrar. Çünkü 4 puan park yakalamıştı Liverpool. O arayı kapattı. Arsenal'de çok bocaladığı o 15 günlük önceki daha doğrusu Ocak ortasındaki dönemden sonra tekrar şampiyonluk yarışına girmesi için çok kritik maçtı. 3-1 kazandı. Maçı seyrettin mi? Seyrettim. Abi çok acayip evet. maç oldu ya. Yani bu kadar çok... fazla hata. Aynen. Arsene'nin hata... inanılmaz üstün, yani çok daha üstün olduğu yerde elle kendi kalesine bir gol attı. Evet. Daha sonra... İkinci yarıda Liverpool'un çok daha oyuna hakim olduğu bir yerde Alisson gibi bir kalecinin hatta yapmayacağı bir hata. Van Dijk'la birlikte Ama yok de. Van Dijk çünkü yani sonuçta... Van Dijk bıraktı. Bekle, çizginin gerisinde bekle, al var vakit o vakit. Yani kalecilik onu hesaplayabilmek ki zaten kulübün onu tercih etme sebeplerinden en başında bu geliyor. Yani çok iyi uçması kaçması falan değil orada oyunu kurabiliyor olması. Onu hesaplayamadı yani vurayım dedi. İnanılmaz. Yani iki golde 1-0 e, öne geçti Arsenal ondan sonra 1-1 bir e, yapan daha sonra Arsenal 2-1 öne geçen iki golde birbirinden saçma ve oyunun gidişatı tam ters şekilde. Yani. Evet. Ee, bir isabet düştü var bu maçta. Yani Arsenal paralize etti ilk yarıda. Ama sonra e, Liverpool'a dönmüştü yani. Döndü döndü de yani ben başta böyle bir yani oyununu alır Arsenal ama Liverpool bu kadar paralize olamaz diye düşünüyorum. Olmaz bu kadar da olmaz diye düşünüyordum ya. Yani. Paralize oldu çıkamadılar hiç yani. Sonra kırmızı kart. Sonra yine Van Dijk'ın doğrusu, herkes doğru şusunu yaparken şutun ayağına çarpıp bacak arasından geçişi falan. Çok dramatik hakikaten. Ama ona, bu, o, son gol çok ekstra yani ona çok gerek yok. Bu ama bu sevinç patlaması orada. Yani orada ve daha hala 3-4 dakika var yani sonuçta bir Ondan beraberlik şıkan. gelebilir Ondan yani. abi de bu çok zor Olsun şey. abi. Oradaki patlama, o maç sonu... O... Arteta'nın zafer turu diyorsun. <laughs> zaferdir. O, onlar çok değerli işler. Arteta yalnız gol sevincinde bayağı bir 80 metre falan deparatmış atmış olabilir. Evet. Yani. Ama yani kaybetse muhtemelen... Ya zaten şu anda mesela Opta vermiş oranları. Sence kaç Arsenal'in şampiyonluk şansını ne vermişler? Yüzde dört. Yedi. Fena değil. City abi, 66. Bu bu iş bu iş gene City'ye yarar abi ben City, sana söyleyeyim. City 66. Abi, bir Bizi şey döndü olacak. Döndü de sakatlar da döndü Evet. Size. Bizim dizden bir şey olacağı yok. Liverpool'un yoluna taş koymakla kaldık ya. Ama Arsenal koparsa bence herkes Liverpool'u destekleyecek. Gelir zaten herkes. Ya İngilizler de yani. Hayır, hani kulüp çünkü şöyle bir şey var abi. Vedası. Eee istisnaları bir kenara bırakıyorum. Yani konu Manchester City veya başkasıyla başkasını tercih ediyor çoğu Tabii. kişi. Tabii. Yani. Çok doğal, çok doğal olarak. Doğal olarak evet. evet. Bir dönem United öyleydi. E tabii. Yani Baskın sonuçta Liverpool'da son, önümüzdeki 10 senede 7 şampiyonu kalsın gene tersi olur yani. Tabii, bu, bu tabii. Bu, bu doğanın kanunudur yani. Bugün sen Almanya'da herhangi bir takım çıkışı yakaladığı zaman Bayern'in yeni şampiyon olma ihtimali var. direkt desteklemiyor musun? Bayağı bildiğin Leverkusen ne olduk bu sene? Ha, ya. Ya, çok normal bir süreç bu ya. <laughs> Dün de onlar Stuttgart'a <laughs> karşı geri döndüler biraz sallanmaya başladılar. Hafta sonunda Bayern maçı var. Çok kritik yani. o. Avrupa'da haftanın en kritik maçı. Evet, mesela La Liga'ya pu puan bakıyorsun. Girona yapar mı falan diyorsun ama gene bir olmayacağı belli diyorsun bir taraftan da. Ya şu Real de son anda yakalandı Atletico'ya. Ama olsun ya yani. Girona'nın nefesinin gitmeyeceğini tahmin edebiliyorsun yani. Öyle canım tabii. Şimdi böyle söylüyor söylüyor getirelim. İnşallah. Yani çünkü <laughs> geçen hafta da Arteta'ya salladım biliyorsun. <laughs> Liverpool'u devirdiler. Declan Rice'tan transfer mi olur kardeşim dedim. Sağın en iyilerinden biri. Evet. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> maşallah de, yani güzel bu sene iyi. Ben de yani. Kai Havertz'den falan memnun değilim ama hiç fena oynamıyor Hakikaten bu maçta işte Hesus'ta yokken bayağı iyi iş yaptı yani. Ee, Afrika Uluslar Kupası'nda da e, son Ya gördü geldi. bilmiyorum. Yok seyretmiyorum. Ya komedi ya bu kadar iyi futbolcu bir araya gelip nasıl bu kadar kötü futbol oynar? Ama abi bak bu inanılır çok... gibi değil yani. Abi Afrika'nın birçok alanda yani sportiften çıkan birçok alandaki sorunu değil mi bu? Her şeyi anlatıyor. Yani evet. Afrika, bu Afrika Uluslar Kupası'nı seyret. Afrika'yı anla. Aynen. Ya yani bakıyorsun takıma. Ya bu takım çok iyi tamam mı çok iyi oyunculardan kurulu. E zaten Avrupa'nın iyi kulüplerinde oynuyorlar. A Avrupa'dan teknik direktör de getiriyorlar. Teknik, olacak iş değil yani. Ve dolayısıyla sürekli saçma sapan bir şeyler oluyor. Yani Çeyrek finale Kuzey Afrika'dan takım çıkmadı ya. Böyle bir şey mümkün mü yani? Düşünsene ya Fas'ı, işte Cezayir'i, Mısır'ı, şu su Çeyrek finale çıkan takım yok. E fil dişi maçın başında eksik kaldı son maçta. Bir şekilde denk geldi. Ya yani nasıl kazandılar belli değil. Bu, hakikaten komedi. Hakemler Hakemler zaten. Nijerya ile Güney Afrika bir yarı finalde oynayacak. Bu akşam oynanacak saat 8'de. Diğerinde ev sahibi Fildiş Sahili Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni konuk edecek. O da 23'te oynanacak efendim. Her şey mümkün. Yani izlerken hani kimsenin de günahını almayayım ama insanın aklına acayip acayip şeyler geliyor. Bu arada Asya Kupası da oynanıyor. O da çok, çok enteresan. O çok daha az dikkat çekici tabii. Şu o da anda. çok enteresan. Güney Kore Knizman yönetiminde Ürdün'e elenmeyi başardı. Klizman üzerinde bir lanet olabilir mi? Abi ama Amerika'dan telefonla Kore'deki adamlar zaten Kore dediği çoğu da teknik direktörlük yapılır mı yani? Ee, ama bu kadronun bir de sadece şey değil onu da söylemek lazım. Yani oyun olarak da Ürdün kazandı ve Ürdün son şey son hazırlık maçında Japonya 6-0 mı yani. Abi Ürdün zaten hiç öyle 3 -3 Yok öyle bir şey. Bir mi? tane oyuncuları var ya Montpellier'de oynayan evet. geri kalan herkes zaten Dün sevinçlerini gördüm mü bilmiyorum. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Sadece sevinci gördüm. <laughs> ne yapacaklarını işte ve maçı hak ettiklerini de herkes açık bir şekilde söylüyor. Koreliler dahil. Tamamen yani darmadan yani Afrikalı bütün takımlar için söylediğimiz, bütün Afrika milli takımları için söylediğimiz şeyi Güney Kore için de söyleyebiliriz. Bu kadar iyi bir ekibin. Yani acayip oyunculardan kurulu acayip bir ekibin bu kadar dandum futbol, bu kadar ne yaptığını bilmeyen futbol oynaması. Klinsman tamamen şey yapmış yani ne dizilişleri belli değil. Yani bütün Kore medyası 4-4-2 oynar mı bu takım diyor. Bakıyorum 4-4-2 bile değil yani. Sonra at topa gol atsın o. Gibi bir oyun. Ee, hak ettiler elenmeyi. Diğer yarı finalde... Yani muhtemelen tabii diğer yarı finalden gelen takım kazanacaktır ama... İran-Katar oynuyor diğer yarı finalde de. Ee, İran'da Japonya'yı eledi. Hı uh hı. -huh. Cumartesi gününde final var e, efendim Asya Kupası'nda, e, Afrika Kupası'nda finalde e, pazar günü oynanacak diyelim ve buradan e, La Liga'daki iki ilginç e, açıklamaya gelelim. Biri Diego Simeone'nin ESPN'e verdiği röportajda e, yani kariyerinde yorgunluğun eksin özellikle yorgunluğun asıl sebebinin sorumluluk olduğundan bahsediyor yani. Tabii ki her gün çalışıyoruz, işte rakiplere çalışıyoruz, antrenmanlar şunlar bunlar. Hani onlarca şeyle ilgilenmemiz gerekiyor. Ama asıl konu bu kadar işte yapılan yatırımın, e, maddi ve manevi yatırımın sorumluluğuna sahip. Bu sorumluluk çok ciddi ağırlık yüklüyor diyor. Asıl hipotisi unsuru ne olduğunu söylüyor. Diyor. Çok şaşırtıcı bir açıklama değil ama fizikselden çok zihinsel yorgunluk, daha doğrusu bu zihinsel yorgunluğun kaynağının Hani çok fazla işle uğraşmak değil, onların sorumluluğu taşımak olduğunu söylüyor. Sorumluluk gerçekten çok ağır bir şey aslında yani. Öyle. Biraz abartmış bence simüle. Ne de yani sonuçta atla da dünya meselesi değil bu. Yani ne ne sorumluluk taşıyan insanlar var yani. Ee, yani tabii bunun birkaç tane cevabı var. Yani bunun tazminatını alıyorsun sen. Zaten tamam, tamam, dünyanın tamam. En çok para kazanan insanlardan birisin. Bunun karşılığı bu. Ama tabii bu sadece takım çalıştırmakla bitmiyor. Bu sosyal medya her gün... Ee, yani hayatında belki hiçbir şey yapmamış bir adamın senden hoca olur mu demesi bile senin üzerinde başka bir etki yaratabilir. Ee, eskisinden farkı bu. Yani eskiden de vardı bu. Klop'u onu hatırlattılar. Alex Ferguson da iki defa bıraktı geri döndü. Acaba sen de döner misin diye. Aa bilmiyordum ben bunu dedi. Yani Alex Ferguson'ın 2002-2001'de galiba ben artık e, ayrılıyorum dedikten sonra bir 10 sene daha kaldı ya. Hı hı. Onun önce de bir kere daha yapmış. Çünkü öyle bir yere çıkıyorsun ki öyle bir başarı beklentisi ortaya çıkıyor ki ve onun karşılığında öyle bir para kazanıyorsun ki insan kendisini bazen yetersiz hissediyor. Acaba ben bunu hak ediyor muyum diye sorgulamaya başlıyor ve bunu besleyen de bir sürü şey geliyor. Sporcularda şöyle bir şey oluyor bazı sporcularda bunu sen daha net anlatırsın. Başarı zaten normal. Yani kazandım. Zilif. Rahatlama. Kaybettin çöküntü. Yani artık o kazanmanın verdiği yüksek hazzı yaşayamaz hale gelme durumu var. O yüzden var 3 üçüncü golünü ben önemsedim. Orada bir haz görüyorsun çünkü ve bunun için oynanıyor bu spor. Bence bütün bu oyuncu, oyuncuların ya da teknik direktörlerin açıkladıkları o tükenmişlik bu. Yani kazanmak e zaten zaten Simon O'da onu söylüyor. E, tabii kazanacaksın. Pek çok üst düzey sporcu da yalnız abi, bu kazanmanın ha hazzı değil, o rekabette üstün gelmenin tartışmasız bir e, şeyi var. E, stimulusu var. Yani Hı -hı. onsuz yaşayamıyorlar. Açıkçası e, adrenalin bu. Yani, bağımlılığı bu. Uyuşturucu bağımlılığının bir tipçisi ya, o adrenin olmuyor abi. Yani, dayanamıyorlar yani, dayanamıyorlar. Bazen evet, senin söylediğin şey işte galibiyet, normal, yenilgi, çöküntü. Onun getirdiği ağırlık var fakat ondan uzak kaldığı. Abi yenilsem bile ben bu rekabetin içinde olacağım Öyleleri de var. Aynen. Çoğu özellikle üst düzey sporcunun çoğunda var abi. O adrenalin sizi Abi kaybetme riskim çok daha yüksek olduğu halde ben ben bu savaşa girmek zorundayım diye hissediyor çoğu yani. Katılıyorum. Bunlar da var ama bunlar da var. Hı -hı. Ee, Bir de tabii teknik direktörlük Artık yani şey, adam 25 milyon euro senede kazanıyor. Bankada olmuş 500 milyon euro <laughs> yatırımlarla birlikte. Git. Hala 18 yaşındaki çocuğa topa vurmaya... O başka bir aşk lazım. Tükenmişlik <laughs> işte, biraz ondan işte, oluyor. Son dönemdeki en büyük fark senin bahsettiğin... E, teknik direktörlerin ve... Işte teknik direktörlerin diğer sporcularla falan farkı da şu. Abi dünyada... Hani politikacılar dahil... Yaptıkları iş bu kadar sorgulanan ikinci bir... Meslek grubu olmayabilir abi. Olabilir. Ve herkes tarafından yani. Her yaptığı şey... Yani söylediğine kenarda otururken kafasını kaşıma şekline kadar Doğru. yaptığı şey sorgulanan ve özellikle sosyal medyanın da gelişmesiyle birlikte Doğru. bunu bir şekilde dile getirilip kendisine ulaştırılan bir şey Çok gençler bunu anlayamayabilir ama bizim bizim bir jenerasyon bizden büyükler ya da bize yakın olanlar şunu teknik direktörlüğün de değişimi yani menajerlaşma süreci. Şimdi eskiden Ajax teknik direktörü işte Hollanda'daki oyunculardan altyapıdan aldığı oyuncularla bir takım yapardı. İşte Mönchengladbach'lılar onları yapardı. Kızıl Yıldız onu yapardı. Bizimkiler böyle bir takım yapardı. 2-3 tane yabancı bir tane gelir, iki tane gelir. Yapılırdı. Senin için oradaki çocuklardan iyi bir takım yaratmaktı. E şimdi ama ya da işte Nottingham Forest'in iki sene üst üste Avrupa'da ve İngiltere'de uçtuğu dönem oralardaki çocuklardan iyi takım yapmak. Şimdi öyle değil ki abi Nottingham Forest altı tane Afrika Kupası'na adam yollamış. Senin için aynı zamanda dünyanın her yerindeki en iyi oyuncuları bulup rekabete girip onları toplamak. Yani sadece bir takım çalıştırmak değil. Milyar tane başka iş yapıyorsun. Dünyayı sömürerek aynı zamanda. Bunun yarattığı baskı bunlar bambaşka iki iş. Ee, o yüzden e, belki de idare edilemez bir şeyi tek başlarına yapmaya çalışıyorlar bugünün teknik direktörleri. David Villa'da bir röportajında e, Atletico Madrid'deki enlerini söylemiş. David Villa tabii çok e, efsane bir futbolcu. Çok özel bir oyuncuydu. Yani, en iyi sağ ayak Koke demiş. En iyi sol ayak Felipe Luis demiş. En hızlı Diego Costa. En kuvvetli Gabi. En yetenekli Oliver Torres. En zeki oyuncu kim demiş? Arda. Arda demiş. E, Arda'yı tabii bu seviyeye çıkaran en başta zekası. O konuda hiçbir müşk yok. Yani büyük yeteneği tabii ama. Güzel takım o Atletico takımı ya. Güzel takım <laughs> da. Şampiyon olmaları da hakikaten öz, çok özel kıldı o takım aynı zamanda. Gelin ve Rexona ne haftanın konusuna geçelim efendim. 2026 Dünya Kupası için e, şehirler ve fikstür açıklandı. E kupa bildiğiniz gibi Meksika, <laughs> Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ortak organize ediliyor ama yani maçların %50'si yarısından fazla Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri ve iki iki ar evet. iki, iki komşu tarafından. Yani diyelim. yani o kadar çok maç var ki. Yani Toronto'da aslında e, 6 maç var. E hemen hemen her yerde 6-7 maç, maç var. Vancouver'da yani. da 7 maç var. 104 maç olduğu için toplam 48 evet. takımla birlikte ama 104 maçın sadece 13'ü Kanada'da. Evet. E diğer tarafa Ama... bakıyorsun 5, 9, 13, 13 maçta. 104 maçın sadece 13'ü Meksika'da. Evet. Geri kalan 80 küsür maç Amerika Birleşik Devletleri. Bölgeleri yani grupları böl bölmüşler. Hani çok fazla seyahat ettirmiyorlar kimseyi. Şöyle bir kere daha bunun altını çizmek istiyorum ben. Çünkü Amerika ile ilgili, NBA ile ilgili konuşacağım da söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve doğal olarak şimdi burada Meksika ve Kanada'yı da kattığımız için ne kadar büyük olduğunu farkında değiliz. Avrupa'nın 5 katı falan büyüklüğü. Tabii burası. tabii. Hani atıyorum sen e, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ile ortak kupa yaparsın. Milano'dan, Ber Berl Berlin'den, Berlin'den Madrid'den gibi değil, değil bu iş. değil. iş. Yani, 7 biliyor, Biliyordur. Alt, biliyordur ay ülke olsun. içinde 6,5-7 saat uçuyorsun yani. Doğru. Doğru. O yüzden bölgeler ayırmaları mantıklı olmuş. Yani ga ya galiba Boston'dan Los Angeles'a uçtuğun mesafe Avrupa'da öyle bir mesafe yok. İzlanda filandır belki. O bile değil. Değildir. Değil. Ya yani şöyle Boston'dan Los Angeles'a ben işte 2008'de uçtum düşünüyorum. 6 buçuk saat falan sürüyor yok, abi. Yok öyle bir... E zaten Londra... Zaten 8 saatten buradan gidiyorsun New York'a neredeyse 9 yok, saat. Yok 10 saat buluyor. Ne Londra'dan New York, Londra New York'ta hemen hemen aynı Boston Los Angeles. Hı -hı. Yani, okyanus üstü uçuş gibi ya. Ee, Amerika, Seattle Los Angeles'ta oynayacak. O bile mesafe. Tabii. Ama şey diyorlar yani yakın, bu, ya, batıda burası, kaldık falan. <laughs> şey diyor ya söyledi. de... Ist, e, başka bir şehirden gelenleri İstanbul'a mesafeleri, abi İstanbul için o yakın sayılır. Evet, evet, Onun mi? gibi bir durum yani. Amerika için yakın efendim. Tabii çok güzel satıyorlar bunu da. İşte şey bir tane YouTube kanalında gördüm. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz falan diyor. Seattle'da altı maç varmış işte. Şeyde evet Seattle'da. 6 tane Super Bowl olması gibi falan gibi böyle bir hani direkt her şeyi satma konusunda hakikaten. O, bu arada <laughs> e, sonuçta Amerika, Amerika Birleşik şey Devletleri'nin o kuzey batısı biraz hafif e, şey kalıyor, izole kalıyor. Evet. Fakat ben, Bangkok biliyorsun Bangkok'la karşı, karşı. karşı. komşu olduğu için orada çok ciddi bir e, futbol e, şeyi, de, bölümü e, bir, Bunlar tabii çok göçmen olan yerler olduğu için Portland'da falan da acayip bir seyirci var. He? En iyi seyirci, Seattle'ın de seyircisi çok iyi o yüzden. Seattle tercih edilmiş. Seattle büyük bir şehir zaten canım. Ya futbola düşkünlük de var anladığım kadarıyla. Çok hakim olmamakla birlikte. Ama şey olacak yani. E, seyretmesi zor olacak bizim için. Evet saatler maalesef. Maç sayısı bir de hani Avrupa şey az olduğu için. Avrupa takımı gene aynı. Yani oyun kalitesi de çok yüksek olmaz. E, bakalım. Zaten yani bunu daha önce söylemiştim ama 48 takımlı format mı olur Allah kahretmesin. Yok yani, yani olmaz tabii. O 30, son 32 turu var. Abi 32 takımın ne güzel format vardı. 32 takımın işte 4, yarısı gruplardan çıkıyordu. Sonra eleme usulü gidiyordu. Ben sana söyleyeyim. Bu daha şimdi böyle oldu. Bunun sonunda diyecekler ki ya buradaki şey düştü. Kalite düştü. Biz buraya biraz daha Avrupalı atalım. 64 takım. 64 takım <laughs> olacak. Avrupa'nın yarısı. Yani Avrupa Şampiyonası'na giden kadar Avrupalı'yı atacaklar içine. he. Var Avrupa Şampiyonası da 16'tan 24 takıma çıktı Tabii. abi. ya yani maç sayısını artırmak için. Ya boş boş ülke kupaları yani şey seyredeceğimiz onları seyredelim daha iyi. bir arada şey çıkıyor en azından bir sürpriz çıkıyor bir eğlence çıkıyor. Ama şampiyonanın kalitesi düşüyor tabii. Şey abi kalite şampiyonun seviyesi. Abi elemeler var. Elemeler de gayet diyor Şampiyonun konsolide edilmesi bence çok daha iyi fikir. Ha çok değil. Yani bir zamanlar biz, bizi gidemeyiz oğlum o zaman. Tamam. Bir zamanlar hatırlıyor musun? Avrupa Şampiyonası 8 takımla oynanıyor. Tabii ki. Tamam o da azdı. 16 mantıklı ama Yani. 16'ı i̇şte, seçmenize ne gerek e, var? Şeyin Danimarka'nın şampiyonu olduğu 8 takım. Onda zaten 96 mı ne 16 takım çıktı. Hmm. Ondan önce hep hep O yüzden sekiz. de biz de gittik işte. Ha. <laughs> ee, geçen haftanın spor dünyasında belki de en şok yaratan haberi ise Formula 1 dünyasından geldi. Ee, önce bir iki dedikodus çıktı ama kimse ihtimal vermedi. Yok canım olur mu öyle şey diye. Daha sonra e, Lewis Hamilton da onayladı ve e, gelecek sezon yani 2000, bu sezon 2024 değil 2025 sezondan itibaren Ferrari e, forması giyeceğini ya yani Ferrari ile yarışacağını açıkladı. E, hayali bu hep kırmızı turumu giymek olduğunu söylemiş söyledi e, açıklamasında. E, Lewis Hamilton gelecek sezondan itibaren Ferrari ile yarışacak. Mecbur Hamilton'ı seveceğiz şimdi. Biliyorsun e, bizim bizim <laughs> şeyimiz söyledi bağladığımız ada insanlara değil renklere değil. Renklere tabii. Evet. Yani, ne bileyim ha ben şu yani şu maerle başladım şu maerle bitirdim formüleyi ondan yani. Ben de ikinci ince Alain Prost'la başlamıştım. Ha, i̇lk sevdiğim kendisi. ilk sevdiğim pilot Alain Prost'tu o Ferrari döneminden. McLaren evet, döneminden değil tabii. McLaren değil Ferrari. Pardon özür dilerim. Hani Alan Prost'la birlikte Jean Alesi. Genelizdi. Jean Alesi'yi hmm. çok severdim ben. Kariyeri bir birinciliği olmasına rağmen. Ee, ama hiç böyle yani ben kişilere daha bağlı gibiymiş. Ferrari Öyle Ferrari'yi oldum yani. Ben Ferrari'de, bende bir tek takım var zaten. Öbürleri hep Ama şeymiş gibiydi. Ferrari'nin diğer takımlardan çok farklı bir yeri var. Yani. Tabii. Yani Formula 1'de onun duygusal yarattığı etki çok daha başka tabii. Sırf İtalyanlar ve işte o tifozinin yarattığı enerjiden bahsetmiyorum. Genel Peki olarak... bu bir performans anlaşması mı, bir imaj anlaşması mı? Yani biz bizim abi. tamam abi biz şampiyon olacağız yeniden dönüyoruz mu? Performans, performans. Yani Lewis Hamilton belki o zirve döneminde değil gibi ama ne olursa olsun yani e, ikinci yarı Carlos Sainz da geçen sezon ikinci yarısını oldukça iyi geçirmişti. Yani işte çok eleştiriyordu biliyorsun Carlos Sainz Jr. Hmm. E, hep Leclerc'in e, çok daha gerisinde kaldığı düşünüyordu ama geçen sezon ikinci yarısı itibariyle çok iyi bir sezon geçirdi Carlos Sainz. Jr. Bunun üzerine değişiklik yapılması e, hakikaten ilginç ama e, sonuçta ne olursa olsun Hamilton çok yüksek standart bir pilot abi yani Tarihin en çok yarış kazanan pilotundan bahsediyoruz. Oradan düştü gibi düşünüyorsun ama öyle çok gerilemiş falan da değil yani şu anda performansını şeyle kıyaslamak lazım. Ee, bütün pistte değil takım arkadaşıyla kıyasladığı zaman mesela Lewis Hamilton'a geçen son kötü bir çok iyi bir sezon geçirmedi kesinlikle. Ama ne olursa olsun onun standartının hala çok yüksek olacağına inanmıyorlar. Bence de haklılar tabii. Ayrı konu. Ee, sen biraz evvel Super Bowl'dan bahsetmiştin. Bu pazar en azından Amerika Birleşik Devletleri için aslında herhalde dünya için de geçerli. Yani sonuçta dünyanın geri kalanında oynanmasa da öyle büyük bir show ki herhalde bu haftanın en büyük spor hikayesi Super Bowl olacak. Ya çıkıyor. Yani, ee, yani, o da et çekiyor insanları. Ya şey zaten yani Super Bowl öyle bir şenlik ki hani Amerikan futbolu biraz karışık bir spordur. Pek çok kişi kurallarını da bilmez ama Super Bowl'u bir şekilde izletiyorlar. Çünkü o herhalde bence spor dünyasında bundan daha büyük bir şey olmaz. Çünkü organizasyon tek, tek bir maç organizasyonun en büyük maçı şampiyonun belirleneceği maç. Tek maç üzerinden ve onu devasa bir şölen'e dönüştürmeyi çok iyi biliyor Bir Amerika'da. hafta süren yani tabii, tabii. bir hafta süren bir acaba şey var. Ee, aynı zamanda e, Amerika'daki en büyük televizyon olayı, açık evet. ara en büyük televizyon olayı. Bir de şey olacakmış galiba. Dur bakayım baktım. E, 68 milyon kişinin bet yapması bekleniyormuş. Yani evet. rekor. Biliyorsun ki yaklaşık bir 20 30 sene olmuştur. Belki de daha da ge geçmişi vardır. Ee, paz reklam dünyasında bir numara ve organizatör. Çünkü yıl boyunca e, en büyük pazarlama e, hamleleri, en önemli reklamlar hep buraya saklanır. Saniyesi işte bu sene rakamı bilmiyorum ama gene saniyesi 60 milyon dolara reklam verilir. Yine bir izlenme rekoru bekleniyor. Artı pek EFC çok finali mesela acayip bir izlenme hmm. rekoru kırmış. Zaten Amerika'da ee, şu anda televizyonda şey olmuş açık, yani. açık ara en çok izlenen şey. Ee, biliyorsun yani televizyonculuk değiştikçe artık dizilerimizler pek izlenmediği için, on demand izlendiği için canlı izlenen iki şey var. Haber programlar ve şey e, spor karşılaşmaları. Bu da onun zirvesi. Ee, reklam şirketleri, aynı zamanda e, normal şirketler en büyük reklamlarını hep buna saklarlar. Evet. En yüksek paraları verirler. O yüzden aynı bütün zamanda ünlüler pa oynar. E, bir dev bir pazarlama, reklam ve televizyon olayıdır. Sportif olayın dışında. Bu hafta sonu Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers. Taylor Swift de biliyorsun Grammy'de bir sürü ödül kazandı gene. Aynen öyle. Dördüncü defa en iyi albüm ödülü. Ya, onu konuştuk da Taylor Swift modern Elvis Presley oldu ya. Geçti. Onu, evet konuşmuştuk bunu yani. Çünkü Elvis Presley döneminde Elvis Presley olmak kolay. Ya, bugün, bugün ama ne, onun neden, olduğunu, neden olduğunu da çok bilmiyorum yani. Şimdi Japonya turnesindeymiş maçı yetiştirmeye çalışıyorlar. Yetiştirmeye çalışıyor. Sen <laughs> Yetiştirmez olurlar <laughs> mı? Maç onun üzerinden dönüyor zaten. i̇lk, kafadan zaten bu e, açılış gününde demin bahsettiğim günde ilk soruydu yani Taylor Swift. Bir de e, şimdi e, şey Kelsey. Kendi... Konferans finalinde Travis Kelsey müthiş oynadı. Evet. Yani öyle oynayınca bir de olay daha da büyüdü e, tabii. Bir de yani. Taylor Swift'in şeydeki, Aynen. Loja'daki sevinçlere Aynen. falan. Aynen. E, hafta sonu oynanacak e, 2019 finalinin tekrarı bu aynı zamanda. E, Patrick Mahomes'un 5 yılda 4 Kim dövüşmeler. kazanacak? Valla ben 49 olacağını düşünüyorum. Hadi yani, be tamam. heyecanlandırma beni. Abi daha komple ve daha iyi takım gözüküyor Fortnite'ın ama tabii diğer tarafta Mahomes var yani. Kansas mesela savunması. Kansas topu... kazanacaksa Mahomes karesi ikilisiyle kazanacak. Tabii tabii. Ve savunmayla bakma sen yani şey e, konferans finalinde savunma çok güzel tuttu oyunu. Hani tutabiliyorlar. E geçen sene de aynı şey oldu. İşin ilginç yanı Mahomes'a yani. rağmen Mahomes ve Kelsey'e rağmen hücum aslında çok problemli Kansas City'de. Hmm. Ama o ikisi bir şekilde bir şekilde bir yere kadar e, hücumu götürdüğü zaman savunmada oyunu tutuyor ama şey, Christian ile falan daha iyi yani daha komple bir takım şey. Ama Çalışması. orada da quarterback sorunu var diyorlar. Ya yani Mahomes'la kıyaslarsan var ama aslında bu Purdy iyi bir sezon Ay geçiriyor. Ay şey falan yani. Purdy kazanırsa nihayet herkesi ikna edebilir mi falan gibi başlıklar var yani. Öyle... Purdy ama iyi sezon geçirdi. Şimdi aklım yeme ya. Ben ne bileyim ben bilmiyorum. Sana soruyorum zaten. Ha yok. Yani sonuçta Mahomes'la kıyaslamıyorsun. Mahomes çünkü Artık... acayip bir adam yani de... Ee, ne bileyim hani mesela bu arada Mahomes'la kıyaslanan yani bu sene Mahomes'un en azından Mahomes'a kafa kafaya olabilecek quarterbackler vardı. Biraz belki o yüzden hayal kırıklığı olmuştur. Yani Mahomes ölçeğinde iyi sezon geçiren quarterbacklerin hiçbiri gelemedi ama kurdu geldiği için hani hmm. Mahomes orada quarterback'te bir fark yarattığı için belki. belki, öne çıkarılıyordur ama genel toplamda San Francisco, yani Francisco, Francisco Şeyi de, medyası da biraz şey gibi yani bizim Fenerbahçe medyası gibi hiçbir şey beğenmeyen bir medya galiba. Öyle bir izlenim aldım. <laughs> Amerikan medyası bizim medyadan. Yok Gerçi canım. onlar onlar da çok kötüye gidiyordu. Bizden gene hala biraz farklı bir durumda var. Ee, bu arada NBA'de de All Star sonu yaklaşıyor. Ee, All Star kadroları belirlendi. Ee, konuşmuştuk zaten. Maalesef Alperen giremedi. Ee, ama hani çok da şaşıracak bir durum yok. Hep söylediğimiz gibi oraya aday olsun yeter. Ee, NBA şeyi açıkladı. Ben çok ciddi bir tehlike görüyorum orada. Ee, yeni bir hikaye değil bu. Bunu daha önce FIBA uygulamıştı zaten. FIBA'da vardı. Bu zaten özel bir şirket yaptı bunu. Ee, LED, LED, ekran yapıyorlar. Bütün sahi bir LED ekran oluşuyor. Bu tabii sahanın üstüne reklam, yani led ekran olduğu zaman her şeyi koyabiliyorsun sahaya. Çizgileri istediğin gibi çek, çekebiliyorsun. İşte ne bileyim yarışmalar falan olduğu zaman parkurlar yapıyorlar ya yarışmaya. O parkurları direkt görüntü olarak yapabilirsin. Oraya işte e, ısı haritaları koyabilirsin. Her şeyi koyabilirsin. Ya da normal bir şekilde sağ çizgilerini koyabilirsin. E, ya ben eğer suyunu çıkarmazlarsa yani ölçülü ...kitap eden tabii ki reklamı yapacaklar. Asıl amaç reklam yapabilmek orada. Onlarda bir şey demiyorum ama maç içinde saçmalamadıkları sürece çok ilginç bir şey olabileceğini, çok yara, keyifli de olabileceğini düşünüyorum. Suyunu çıkarmadıkları sürece. bir Tehlike? Tehlike abi suyunu çıkarırsın orada patlama efektleri koyarsın, bir şey olursa yani şey söyledi, sirke dönüştürme ihtimalin var yani olayı. Ben de iki tane tehlike görüyorum. Birincisi sporcu bir şeyleri kerteriz almayı sever sahada. Yani bir şeyin bir yerde var olduğunu bilmek oradaki o parkenin oradaki bir çıkıntısı sahada bir ne vesaire. Şimdi o sürekli görüntü değişecekse yok değişmeyecek mi Yani ama gelecek gelecek filan oyun oynarken değişmeyecek. Okey olmamalı zaten. Abi o çok kafayı K karıştırır zaten. Işte. İzleyen de çok kafasını karıştırır. İkincisi <laughs> esas. Şimdi ben hacker olsam. <gülüyor> <gülüyor> Hayattaki tek amacım <laughs> onu eklemek olur abi. Abi o kapalı sistemli. Onu ekleyemem. Ya kapalı yani. mı bir şekilde bulurum yöntemi. Yani ona, bak ben sana bir hacker terminolojimden bir şey söyleyeyim. Air gap deniyor ha. ona. Bilmiyorum. Air gap Yani her şeyin bir yolu var biliyorsun hayatta. Doğru var. Sonuçta her şeyi yapabilirsin de. Ya i̇lginç olabilir aklı olur. Yani. De sen, senin de hacker hayallerin çok ufakmış bir abi. Ne, ne hayaller var hacker olduğunu? o ama düşünsene yani şov yaptığın şovu düşün yani. Abi daha güzel şovlar var öyle değil mi? 5 Beşi, 5 beşinci caddenin ortasında öyle bir şov. Bütün, <laughs> hani Amerika'da New York'un ya da Tokyo'nun ortasındaki bütün LED ekranlara neler neler yaparsın istesen. Ama yani. burada da işte tam All Star maçında yapacaksın. Abi yani Tokyo Ginza Meydanı'ndaki bütün LED ekranları hackleyip ne bileyim oraya acayip bir tane işte anime koymak mı daha şey yoksa All Star maçına yapmak mı? Sanki bu <laughs> hmm, sen <farklı> <laughs> de farklı bakıyorsun. Yılın da 26. maç hafta maçlarına geldik. Efes Erdemcan'la yollarını ayırdı. Ee, i̇stedikleri gibi bir sezon olmadı ee, gitmiyordu. Ee, Tomislav de yollarını devam edecekler. Ee, Makabi Tel ile Litvanya'da karşı karşıya gelecek ve Efes'in artık yani kaybetme lüksü falan kalmamış durumda. Eğer girecekse bundan sonra gerçekten hata payı sıfıra yakın Efes'in. Gerçekten çok kötü bir sezon oldu. Onlar adına şu ana kadar. Bakalım ne yapacak. Fenerbahçe'de ise Cazkevicus'un gelinleştirdiğinden sonraki çıkış sürüyor. Fakat bu hafta çok zor bir maçları var. Ergin Ataman'a, Panathinaikos'a, Deplasman'a gidiyorlar. İki takım da aynı puanda. İşin ilginç yanı. 15 galibiyet 10 mağlubiyette. Baya baya ilk 4 mücadelesi Tabi ilk 4'e girmenin playoff'ta sahibi olmak avantajı olduğu için ilk dörde girmek çok önemli. Baya yani zaten Ergin Ataman'la Fenerbahçe arasındaki rekabet bir tarafa puan cetveli içinde çok çok kritik bir karşılaşma. Kaçta doğru düzgün bir saat dedin inşallah maç. 22-15 göreceği saat. Çok Ergin Ataman kızıyor ya. Evet. Haklı ama ya. Haklı o da oraya da gelmişken ligde 17. haftada ilk mağlubiyetini aldı. Panathinaikos. Arise 70 70 yenildi. Ergin Ataman da pazartesi günü öğleden sonra saat 5'te maç mı olur? Yani o kadar takvimin içinde. Ev sahibiyiz işte iş saatinde seyircimiz de gelemiyor. Bu, bu saate maç mı konur dedi. Bayağı şikayetçi oldu. Hmm. Ee, Olympiakos'tan Ayziya Kanan biz de yaşadık kardeşim bunları. Fazla ses etme hadi devam devam falan yaptı da. Yani, o... Teknik olarak haklı. Niye 5'te abi? Niye 8.30'da değil o maç? Hani, ne abi, bu arada 5'te maç mı olur yani? Aynı, pazartesi günü. Için. Ya mağlubiyetin sebebi o değil tabii ki yani, yani hiç mağlubiyetin sebebi yok. Ben de kötüydüm dedi, hakem de kötüydü. Herkes nasıl kötü iyi olsun dedi. Beş de maç mı olur dedi. Ee, o biraz tabii şikayetçi olduğun zaman biraz da e, mağlubiyetten dikkatleri başka yere çekmenin tabii de ki. var da. Ama gene de saçma bir saat hakikaten ha. yani. Ee, esas e, tabii bu kadar transfer murası var dedik. En sevindirici ve en... Herhalde heyecan verici transfer haberi voleybol sahnesinden geldi. Fenerbahçe voleybol, kadın voleybol takımı bu sezon zaten hani Vakıf Bank ve Eczacı'nın çok çok daha önünde, iyi gözüküyor. Gerek Şampiyonlar liginde gerek ligde. Fakat Fenerbahçe transfere doymadı ve Melissa Vargas'ı geri getirdi. Tianjin, Bohai Bank'ten yani Çin'den geri getirdi. Ve sezonu Melissa Vargas Fenerbahçe'de tamamlayacak. Baya baya yıldızlar karmasına dönüşmüş durumda şu anda Fenerbahçe öyle hakikaten öyle. Tabi ee, tabii milli takımda da oynayacağı için Türkiye'de vakit geçirmesi herhalde bizim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Olimpik beklentimiz var çünkü yani. Ya beklentimiz var onun dışında şey de yok mu be abi? Yani burada oynasın da abi izlemek se tabii. Sen özellikle maçlara gittiğin için tabii Aynen. sen abi seyretme daha seyretmenin zevki var yani. Tabii, tabii. İyi oyuncumuz, Önümüz bizim eliyle. Şey, şey. iyi oyuncudan fazlası tabii. <laughs> İyi oyuncudan fazla. Ay çok sempatik abi. İnsanın evet. yani insanın içini ısıtan türden oyunculardan yani. Hoş geldin, hoş geri geldin diyelim Melisa Vargas. Ee, Ali Koç o anlamda haklı. Yani ağadım Fenerbahçe kadar bütün spor dallarında ha, doğru, bu doğru. kadar üst düzey yatırım yapan az grup doğru. var. Doğru. Ya ben ona amatör branşlar demek istemiyorum ama e, amatör branşlar diye geçiyor teknik olarak. Hani futbol dışı branşlar diyelim. Futbol evet. dışı branşlarda Fenerbahçe gerçekten çok daha geniş bir yelpazede çok daha yani ciddi Avrupa'da yaparak biz dünyada zaten çok yok da Avrupa'da da az örneği olan. Doğru. E, yani ne, Real Madrid bile daha az şuraya evet. var. E, çok da sağlıklı bir Bazı şey değil bu arada, bu arada. Bu arada biraz. çok da sağlıklı bir şey değil aslında. İyi idare etmesi zor tabii. Aynen. Yani, daha bölünerek olsa daha güzel olurdu ama Fenerbahçe konuda Hı. o konuda gerçekten çok örnek bir kulüp e, diyelim. Son olarak efendim Socrates Originals serimiz var biliyorsun kanalımızda. Evet. Onun son, son eklemesi Mike Tyson'ın hikayesi. Çok acayip bir hikaye zaten. Baştan sona Yani sporcu tarafı da sağ içe ve sağ dış tarafıyla Mike Tyson'ın hikayesini kanalımızda Socrates Originals'da izleyebilirsiniz diyelim. Ve sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışalım. Hasan Yılmaz sormuş. Hamilton Ferrari hiç olmaz gibi geliyordu ama gerçekten de oldu. Geçmişe dönüp baktığınızda herhangi bir sporda benzer etkiyi yaratmış bir değişim hatırlıyor musunuz? Zidane Juventus'tan Real transfer. Beklenmedik ve etki yapan bir transfer. Luis Figo? E o da öyle tabii. O, evet o daha etkili tabii. Çok doğru acaydı. söylüyorsun ya. Hakikaten nasıl unuttum onu. Domuz kafası açmıyor. Yani. Ben bir de tam oralardaydım o sırada. İnanamamıştı kimse. Herhalde futbol dışındaki branşlar o kadar etkileyici olmuyordu. çünkü Futboldaki hani duygusal... Doğru ballı, doğru. Figo. Figo'nun figo, figo yani. üzerine. Ben Louis Figo'dan daha acayip hatırlamıyorum. Gerçi Dortmund'dan Bayern'e çok gidenler olur ama onlar hep ciddi, ciddi kendilerini denk tutamadıkları için. Bir de şöyle bazı transfer mesela Türkiye'de ya, de... Barcelona'nın en iyi oyuncusu ve evet. kaptanı gidince tabii hiç yani... beklenmedik bir şekilde yani hani ayrılma ihtimali varmış yok mu falan konuşulmuyordu. Ee, Türkiye'de de Tanju Çolak'ın gidişi bu zamanda çok oluyormuş ama. Orada bir Galatasaray git dedi zaten ama. Evet, evet. Ve yani Tanju'nun da böyle mesela Figo zaman ya da işte benzer transfer hikayelerinde giden oyuncunun o ta gittiği takıma çok ciddi bir bağlılığı olur eskiden ve çok rakibe gittiği zaman büyük şok olur. Evet. Tanju'nun hani tabii ki Fenerbahçe'ye gitmesi büyük olur ama Galatasaray hiçbir zaman o kadar bir bağlı gözükmemişti Tanju. Her ne kadar Galatasaray'da çok büyük başarılar kazanmış olsa da. Öyle bir de Tanju Şolak Fenerbahçe'nin de maç başına en fazla tarihin en fazla gol atan oyuncusu hala galiba. Yani, Enteresan bir adam. Yani şöyle <laughs> <laughs> Şimdi e, pek çok seyircimiz e, yaşı yetmeyecektir. Tanju bak hakikaten saçmalık derecede özel bir golcü. Hiç benzeri olmayan bir adam hakikaten. Yani... Yani dünya tarihindeki en büyük golcüler listesindeydi. Kesin öyle. Abi şey var. Ben hani o zamanlar biraz daha futbolla ilgileniyordum. Bir gün bir arkadaşım şey yapmış. Daha sonra aradan yıllar geçtikten sonra bir e, kesip biçme işleri ilk yapıldığı zaman sen Tanju Çolak'ın hiç kafa gollerini dikkat etmiş. Çünkü Tanju Çolak ayakları ayağıyla biliyorsun istediği yere şey gibi. Evet. Yani benim elimle atamayacağım şekilde atardı golü. Çok. Olağanüstü kafa Çok. golleri de var. Yani, kafa golü konusunda da. Yani gol için yaratılmış bir adamdı Öyle. ya. Evet. Yani, Türkiye dünya tarihinin en büyük golcülerinden biriydi. O da bayağı şok etkisi yaratmıştı ama herhalde Luis Figo'dan daha acayibi yoktur herhalde. Yok, doğru haklısın. Barney Jimbo <laughs> Barney Jimbo sormuş. <laughs> Aktörlük yeteneği olarak Al Pacino, Jack Nicholson, Robert De Niro ve Daniel Day Lewis'i nasıl sıralar? Yani, yani bu soruyu bize sorup <laughs> değerlendirme imkanı verdiğin evet. için teşekkür ederiz. Bu nasıl, ne kadar zor bir şey bu nasıl, nereden bu, bileyim ben? Biliyorsun ben Al Pacino konusunda çok şeyim zaten, Sağ sabıkalıyım. <laughs> İlla saymam gerekiyor. Ben Daniel Day Lewis'in bu kadar hani işte... Şimdi ben de buradan patlayacağım muhtemelen. <laughs> Ya böyle bir tanrısal bir noktaya konuyor ya kendisine ait bir adası bak, varmış. Bir, bir bak, bir saniye Metot bir saniye. aktörüymüş. Sen, denil değilsen laf etmeden önce dikkat et. Yani Allah çarpar ama önce ben çarparım. Sol ayağımla diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya o kadar o kadar övülüyor ki ben tamam bu kadar ya. çok övülen insanlar beni sıkıyor. Onun suçu değil tabii. Abi, muhteşem ama ya. Ben sıralıyorum. Az az filmde oynaması ve çok konsantre olmasının payı var ama onun. Ya gereğinden fazla havalı. Jack Nicholson... O da şeyden Deniro ile Al Pacino'yu ayıramadığımdan birbirinden. Jack Nicholson'ı da üçe koymayayım dedim. Jack Nicholson, Deniro, Pacino, Daniel Day-Lewis. Bak Daniel day -Lewis sona koydum. bana, bana vuracak. Sana vuracağım şimdi. Denir Day Lewis 1. Denir O 2, Nicholson 3. Denir O 2, 3, Al Pacino 4 diyorum ben de. Bu arada hepsi olan üstü canım. Hani... Evet. Benim Al Pacino ile ilgili eleştirim. O, oynama <laughs> stilini biraz yüksek buluyorum. Şeyden, baba 2'den, Baba 2'ye kadar mesela çok hakikaten sadece normal bir oyun. Baba 2'den sonra nedense çok daha yüksek oynamaya başladı. Huha! <laughs> 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 <Hayırlıyorum gülüyor> şey, ama şey oldu o çünkü. Bence. Şimdi gençliği, gençli acayip yakışıklı herifin. Hı hı. O yakışıklık bittikten sonra başka bir şeye evirdi kendine. Mesela bakıyorsun abi işte o baba ikiye kadar falan yani. Serpico da falan o kadar böyle ölçülü ve şey oynuyor ki. Sonra nedense daha biraz daha tiyatro oynamaya başlıyor. O, o benim, bana çok hitap etmiyor o yüzden. Yoksa kötü oyuncu olduğunu falan iddia etmeyeceğim ben. İdemem zaten. Ne, ne etsem ne olur zaten de. <laughs> Bilmiyorum Öyle sorulmuş mi? artık bu soruya evet. şey. Ama sen Daniel Davis 4'e koydun ben direkt 1'e koydum ya. <laughs> İsmail Yıldız sormuş. Belki müzik ile geçirdiğimiz zaman diziye ve filme oranla daha fazla ama sanki Grammy ödülleri asla Emmy ve Oscar kadar popüler olamayacakmış gibi geliyor bana. Grammy'nin Emmy ve Oscar kadar prestijli olduğunu düşünüyor musunuz? Sen düşünüyor musun? Yok düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Çok haklı. Ee, burada sorun herhalde şeydi ama yani. Bence bir sorun yok. Normal bu. Ee, yani sorun derken onlar kadar prestijli olmamasının ve Grammy'nin biraz daha geri kalmasının eminim. Abi müzik çok fazla geniş bir evet. e, yelpazeye sahip. Bir Birbiriyle kıyaslaması çok kolay bir şey Hangi değil. Hangi birinin nesi? Haklısın. Yani, Latin Grammy var. Bunlar ne var. Şimdi, yani Türk halk. Benim şeyimi görsem mesela listemi. <laughs> hani bir ay Türk halk müziği dinlemişim. Bir ay sanat müziği dinlemişim. Bir ay klasik dinlemişim. Falan. Yani O kadar sonsuz ki. Bir de bir müziğe verdiğin ödül senin sürekli onu dinlemen. Sinemada, sinemaya da aktörleşen öyle ki bir kere seyrediyorsun o filmi. Bütün sezon boyunca herkes bir film seyrediyor. Ve bu filmler arasında en iyisi hangisi? Bir de orada farklı farklı bir dolu şey var. Yani ölçebileceğin. Müzik öyle değil. Müzik zaten müziğin ödülünü dinlemek. Artı mesela işte dizi veya işte filmleri değişik janralarda olsa bile kıyaslamak mümkün. Evet. Yani korku filmi, komedi, işte sitcom, macera vesaire. Ama aynı zamanda abi müzik de o kadar kolay değil. değil. Yani atıyorum mesela ben caz müziği dinleyecek kadar seçkin ve elit bir kişi değilim maalesef. Yani, yani caz müziği da, de o kadar seçkin ve elit bir müzik değil. Yani, neyse hani de, yani işte <laughs> öyle işte. bir tutçu yapılıyor. Evet. Yani cazın çok değerli ve çok güzel örnekleri var. Çok saygı duyabilirim. Ama onların benim işte dinlediğim 70'ler rakından daha iyi veya daha kötü olduğunu değerlendirebilecek bir durumda değil. Doğru. Ya da bir Türk halk müziği mesela. Son dönemde Tür Türkiye'de hatta dünyada ama Türkiye'de en popüler müzik ne? Türkçe rap değil mi? Evet. Rap. Yani mesela o bana çok hitap etmiyor ama ben onun Abi bu Türkçe Rap'te kötü müzik, işte ödül verilirken benim sevdiğim müzik türünün ondan daha üstün olduğunu bunu iddia etmek çok zor. Bu sinemada Bil. çok daha kolay o. Sinema çok daha net o konuda. Yani müziği bir, bir şey tek bir ödüle indirgeyemiyorsun. Bir de hani yani bir şey Oscar var. sadece Hollywood için bir, sadece sinema için sinema ödülleri de değil bu. Doğru doğru. Hollywood yani oradaki 3-5 tane stüdyonun arasında dönen bir şey yani. Bir miktar değiştirmeye çalıştılar da. Çok az. Ama tabii dünya, sinema dünyasını yani... %100 olması %90 falan hükmettiği için doğal olarak sinemanın ödülü kabul ediliyor yani. Bir de ödülden çok ödülün yani tören dikkat çekici olan. O kim evet. sunacak, nasıl sunacak? Kim kimi tokatlayacak. De ödülün he. de şeyi var ya, öyle deme. Yani bir <laughs> prestiji var ya. Ama şey de güzel. Hala kazanamadı. Ha. Öyle zaten... hikayeler de var. Bir de Meryl Strip gibi sürekli kazandı falan o da var. Zaten hala kazanamadı dediği için daha sonra çok da hak etmedi. En iyi performansı vermedi. Hatta o sezonun en iyi performans olmayan ödülü veriyorlar. Ama çok tuhaf bir durum. Bu arada da şeyler artıyor. Ücretler artıyor sürekli. Hmm. Hala kazanamadık. Kazandığı zaman düşüyor ücret falan. Onlar da oluyor. Haftanın başlarına geçelim efendim. Ee, NBA'de e, cuma gecesi Lakers Denver karşılaşmalar. Lakers son deplasman evet. turunda biraz toparlandı. Grammy, türü, Grammy ödülleri Staples Center'da olduğu için evet. Lakers ve Clippers'ı doğuya yolluyorlar. Siz güzel dolaşın gelin Salon salonda bir şey var diyorlar. roma Inter mücadelesi var Cumartesi günü. Ve herhalde hafta sonunun en kritik maçı olsa gerek. Sen de bahsetmiştin Leverkusen Kesin. Bayern Münih'i konuk edecek. Cumartesi akşam 20.30'da efendim. Bundesliga'da hakikaten en kritik maç olabilir. Bu sezonun en kritik maçı olabilir. La Liga'da da şampiyonluğa ortak olmaya çalışan Girona... Artık tahtı kaybetti ama Real Madrid depresmana gidiyor Barnebio'ya. Ama yine bir peri masalı sahnesi olabilir. Yani peri masalı sahnesi olmazsa da kral krallığını, tacını <laughs> geri alıp sıradını bu e, isyancıyı bastıra da bilir efendim. E, Pazar günü de Milan-Napoli. O da İtalya'nın hani en ünlü derbisi olmasa da herhalde e, o kuzey-güney çekişmesini en iyi yansıtan maç olabilir yani Milan-Napoli. Ee, öyle. Yani esasında Inter Napoli de ama Milan Napoli 80'ler 90'larda Milan Napoli daha çok öne geçti. Ya yani Milan Napoli anlamında biraz söyledim. Tabii tabii acaba. şehir yani. <laughs> Birbirlerine en ters iki şehir doğru. Ya şey bugün, bugün biraz fazla uzattık ama şeyi düşünmeye başladım çok kritik. Şimdi yazı yazmıyorum ya ben maç yazısı yazmıyorum artık. Dolayısıyla hemen maçı anında seyretmem gerekmiyor. Programım yoksa daha sonra banttan seyredebiliyorum yani Türkiye Ligi maçlarını. Leverkusen Bayern Münih maçı sırasında acaba bizden hangi maç denk gelecek? Onu program yoksa akşam kaydedeyim, seyredeyim diye düşündüm ben düşün. İşte tehlike bu abi. Ve de şey tehlike bu. Bunun farkı farklı. <laughs> ben bunu düşünüyorum yani. Diğer tarafta Real Madrid Girona maçını kaçırmayalım falan diye iki ekran açmayı düşünen bir sürü insan var. Evet. E, haftanın fotoğrafı Maalesef biraz bu hafta zaten e, yaşadığımız büyük deprem felaketinin birinci yıl dönümü nedeniyle e, içimiz biraz burkuk. E, Hatay Stadı'nın son haliyle haftanın fotoğrafıyla veda edelim. E, bir yıl geçti üzerinden depremde hayatını kaybedenlere bir kere daha rahmet dileyelim. Kalanlara sabır. Kalanlara sabır. E, Hatay Stadı'nın son hali de bir kere daha. Bu depremin etkilerini göster gösteren bir kare olarak kaldı ve haftanın fotoğrafını Hatay yeni Hatay Stadyumu'nun fotoğrafıyla veda ediyoruz bu hafta bizden bu haftalık bu kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen lütfen. Allah razı olsun. Çok mutlu insanlar. Esans Rezidans'ta Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Merinos Voleybol Takımının smacörü evet. Malatya Spor Kalecisi Amir Hüyü. kişilik voleybol kafilesinden kurtulan Döner. olmadı. Savut, Tay Spor, Gaziantep, Yeni Kulübü, Erbakır Spor, Spor, Malmaras, spor Takım, gibi. Liglerden çekildi. Ezeli rakipler depremde bir oldu. Sokrates sahada yayınında 5 saate doğru yaklaşıyoruz. I know the faith, the character, the resilience of the people. Beautiful people. I ask you to help if you can. Tarian Lar Swodafompatan. Please stand and respect a moment of silence.